sonra Muharrem Bey gelecek. Sen hala ünlü ünle geziyorsun. Ne yapayım canım? Muharrem Bey beni görmeye bir gelecek Allah aşkına. Evin tesisatlarına bakacak işte. Ay kaç yaşına geldin? Yani heyecanlandığını göstermemek için uğraşıyorsun. Ay sal kendini biraz, sal kendini. Bana bak, bu son şans. Ay aşk olsun yani Firuze. Ay sanki ortada bir şey varmış gibi. Ben de sanki dünden razıymışım gibi yani. Ay. Heyecanlanmayana bak sen. Çıkar şunu, çıkar. Dur, çıkar. Dursun. 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 Ya Firuze, gene çok çıkarmaya gidiyorlar. Ay sen bir şey çıkar. Hoş geldiniz Muharrem Beyciğim. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk efendim. Buyurun, buyurun. Buyurun. Ay. Merhaba. Merhaba. Kolay bulabildiniz mi bari Muharrem Beyciğim? Aman efendim. Sizin ışığınızla nurlanan bir evi nerede olsa bulurum. Ne iyi ettiniz de geldiniz Muharrem Bey. Ah Leyla'cığım da size evi gösterecek. Benim de kafeye gitmem lazım. İkimizin birden olmaması biraz tuhaf olur değil mi? Hadi iyi günler size. Firuze Hanımcığım, pardon. Buyurun efendim. Aa, çok teşekkür ederim. Hadi hoşça kalın. Efendim şunu takdim edeyim size. Çok teşekkür ederim Muharrem Beyciğim. Rica ederim efendim. Buyurun. Buyurun şöyle geçelim. Buyurun. Ya ellerinize sağlık Leyla Hanımcığım. Çok güzel olmuş her şey. Afiyet olsun. Leyla Hanım. Ben şimdi baştan aşağı tesisatı bir kontrol ettim. Biraz kısım kısım yıpranmalar var. Tabii haliyle eski. Ay, eski tabii. Ta babacığımın zamanında yenilenmişti en son. Nereden baksanız 20 yılı vardır. Çok acelesi yok da. Ben yine de baştan aşağı birinci sınıf malzeme ve işçilikle tesisatı değiştirmek isterim. Maksat kafamız rahat olsun. Öyle yapalım Muharrem Beyciğim. Ha, bir de Merve için yaptığınız çok ince bir davranıştı hanımefendi. Onu boynu bükük göndermediniz kocasının ailesine. Çok içim acıyor o kıza. Gençler birbirlerini sevmişler işte, ne güzel. Bunun suçu günahı mı olurmuş canım? Hoş. Belki kızın annesi ben olsaydım biraz küser darılırdım. Ki ama yine de bağrıma basardım onu. Ay ben de nasıl laflar ediyorum böyle. Bir duyan olsa, senin evladın mı var ki? Nereden biliyorsun bu duyguları filan der. Ama Leyla Hanımcığım, çocuğu doğurmakla anne olunmuyor. Misal? Annesinin yapamadığını siz yaptınız. Muharrem Beyciğim, sizin evladınız var mı? Olmadı. Biz evlendikten sonra eşim hemen hastalandı. Sonra da vefat edince. Ah, başınız sağ olsun. Sağ olun efendim, dostlar sağ olsun. Sonra da başka bir izdivaca gönül düşüremedim. Koca bir ömür geldi geçti böyle işte, yapayalnız. Öyle gönlünüzü karartmayın lütfen. Daha yaşanacak çok gün var. Leyla. Ben çayınızı tazeleyeyim. Soğumuştur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.